Efendim, ben artık bu dosyaları Bayan Sakşi'ye götüreyim. Siz dinlenin biraz. Ben gidiyorum. Şey, öyleyse kendine iyi bak. Şey, günaydın hanımefendi. Günaydın. Hanımefendi, şey, Baydru bu dosyaları size gönderdi. Ver, o dosyalara bir ara bakarım. Ama önce sen git ve bir an evvel üstünü değiştir. Bu arada saçına ve makyajına da baksınlar. Çabuk ol, seninle birlikte bir program yapacağız. Ama birlikte derken ben anlamadım. Sen bugün yapacağım özel programda benim onur konuğum olacaksın. Bugünkü programımızın konusu kekemeler olsun istedim. Ve bu yüzden karşılaştıkları zorlukları ele alabiliriz diye düşündüm. Bu konuda konuşmak için de senden daha uygun birini düşünemiyorum. Sen kendi yaşadığın zorluklardan, deneyimlerden, hatta belki cesaretinden bahsedebilirsin. Bu insanlara ilham verecektir. Bu durumda bana yardımcı olacak mısın? Hanımefendi, eğer ben bunu konuşarak birilerine yardımcı olabileceksem neden olmasın? Ben de senden bunu beklerdim işte. Al bakalım, bu kağıtlara bir göz at. Bir takım tekerlemeler var. Bu tekerlemelerin bazıları aslında normal insanları bile zorlayabilecek türden. Ama sen onları tek seferde söyleyeceksin. Böylece herkes için muhteşem bir örnek olacaksın. Eminim sen benim hep seni azarladığımı düşünüyorsundur. Ben sana bağırıyorum. Hatta bazen kötü bile davrandığım oluyor. Ama seninle dürüst olmam gerekirse ben gerçekte hiç de öyle biri değilim. Ben sadece işimi son derece ciddiye alıyorum. Senin gibi yetenekli insanlar da her zaman karşımıza çıkmıyor. Hepsi bu işte. Lütfen öyle söylemeyin hanımefendi. Siz benim üstümsünüz. Sizin söyleyeceğiniz bir şey benim için emirdir. Öyleyse çabuk git. Git de hazırlan bakalım. Seninle bir saat içinde çekimimiz var. Aklıma gelmişken eğer istersen ailene de haber verebilirsin. Bu çok güzel olur. Senin burada ne kadar başarılı olduğunu onların da bilmesini isterim. Tabii ki, eğer gerekiyorsa bir ofis aracı ayarlayabiliriz. Şey, teşekkür ederim. Sana bol şans. Hadi, git hazırlan.